sebze üretimi 1.1 milyar ton civarında ve Türkiye sebze üretiminde 28 milyon ton üretim yapmakta. Biz aslında ülke olarak hiçbir şekilde sebze üretiminde geri değiliz. Özellikle yetiştiricilik konusunda, türler konusunda, teknik konusunda, biz sebzecilik konusunda dünya üretiminde 4. sıradayız. Malatya'daki verileri Fevzi Bey açıkladığı için buralara geçmek istiyorum. Ve ilçede sebze yetiştiriciliğinin daha fazla verim alınması, daha fazla verim alınan, daha fazla gelir elde edilen bir yetiştiricilik şekline dönüşmesinde ne yapılabilir? Öncelikle daha evvelki toplantılarda yaptığımız üreticilerimizin, muhtarlarımızın bize bildirdiği konular üzerinde durduk. Domates bu konuda, sebze konusunda 1. sırada yer alan bir ürün. Ancak güneş yanıklığıyla ilgili bize çok fazla serzeniş geldi. Biz bununla ilgili gölgelik materyal kullanılabileceğini düşündük. Ve gölgelik materyalin kullanımında ekonomikliğini araştırmak istiyoruz. Bunun yapılmasını öngördük. Daha sonra hıyar hem orta altında hem açıkta iyi gelir getiren sebzelerden bir tanesi. Ancak kornişon, turşulu hıyar, sofralık hıyarlardan daha fazla gelir getirdiği için kornişon hıyar denemelerinin yapılabileceğini öngördük. Yine eskiden bölgeye ait yerel bir kavun genotipinin olduğunu söyledi üreticilerimiz. Ancak bu yerel kavun genotipinde ince kabuklu olduğundan dolayı nakliyeye uygun olmadığını söylediler. Fakat biz kavunun bölgede yetişebilen, gelir getirebilecek iyi bir sebze türü olduğunu düşünüp yerel kavun genotipinden ziyade nakliyeye dayanıklı, pazar payı yüksek, gelir oranı yüksek çeşit adaptasyon denemelerinin kurulmasını öngördük. Yine ileriye dönük olarak bir salça fabrikasından bahsetti bölgede bize belediye başkanımız, üreticilerimiz. Bu durumda eğer salça fabrikası devreye girerse salçalık domates ve biber üretim denemelerinin kurulabileceğini düşündük. Ben Çukurova kökenliyim. Çukurova'da yoğun bir tarım yapılmakta ve erkencilik üzerine örtü altı tarımı yapılmakta. Malatya'ya gelirken aklımda sebzecilikle ilgili en önemli şey şuydu. Çukurova gibi ya da Kıyı Ege gibi yoğun tarımın yapıldığı yerlerde pestisit kalıntısı, yoğun gübre kullanımı çok fazla. Ve Fevzi Bey'in de değindiği gibi dünya artık iyi tarım uygulamaları ve organik yetiştiriciliğe doğru gitmekte. Ve organik yetiştiricilik gelir anlamında üreticiyi tatmin etmekte. Bu yüzden daha az zararlı ve hastalık popülasyonunun olduğunu düşündüğüm, sıcaklık ve nemin daha iyi olduğu Malatya'da organik sebze yetiştiriciliğinin özendirilebileceğini düşünmüştüm. Bu yine devreye konulabilir. Ayrıca yerli tohum materyallerinizin kaybolmaması için yerli domates, biber, kavun yine bunlardan alınıp bölgede adaptasyon denemeleri kurulabilir. Çilek denemeleri, yine çilek iyi bir gelir getiren ürün. Yeni türler devreye sokulabilir. Bamya, soğan ve brokoli yüksek gelir getiren, bölgede olabilirliğini düşündüğümüz bir diğeri sarımsak, buraya yazmamışım, sarımsak olabilir. Ayrıca kayısı üretiminin yoğun olduğu bu Malatya ili için kayısı kurutma tesisleri, modern kurutma tesisleri kurulur ise şimdi ülkemizde ve Avrupa'da özellikle kurutulmuş sebzeler çok revaçta. Kurutulmuş sebzeleri, domatesi özellikle Avrupalı tüketiciler çok severek yiyorlar, tüketiyorlar. Kayısı kurutma eğer tesisleri kurulur ise kayısının sezonunun bittiği dönemlerde bunu biber,
domates, kabak, her neyse yüksek gelir getiren ya da pazar bulabileceğimiz sebzelerde kurutulmuş sebze olarak pazarlamak üzere bu tesisleri kullanabiliriz diye düşündük. Erkencilik ve geççilik sağlaması için kâr marjının artırılmasına yönelik örtü altı sistemleri burada kullanılabilir mi? En çok gelen şeylerden, sorulardan bir tanesiydi. Seradan ziyade tünel şeklinde örtü altı düşündük. Yüksek tünel dediğimizi görsel olarak göstermek istiyorum. Bunlar plastik çekilerek erkencilik sağlayabilir. Daha sonra yazın sizin güneş yanıklığından şikayette bulunduğunuz domates ve biber için plastikler kaldırılarak şu gördüğümüz gölgelik materyallerle güneş yanıklığını önleyerek kaliteli bir üretim yapılabilir. Gölgelik materyalini tanıtmak amaçlı görsellerim var. Sık ya da seyrek dokunmuş olabiliyor bunlar. Yine tanıtılabilir bölge için. Profil materyalleri kalıcıdır. Tarla bitkileri için yine bizim grubumuzda hayvancılığın göz önünde bulunmasıyla ilgili yem bitkileri, fi, aspir gibi, yine silajlı mısır gibi ürünleri düşündük. Sebze üretimi için tekrar bir şey söylemek istiyorum. Sebze üretiminde yüksek gelir elde edebilmek için erkenci geççi olmanın yanında zamanında çıkardığınız sebzenin kaliteli olması gerekiyor. Pazara gittiğiniz zaman çoğu zaman iki stand görürsünüz. Bir güzel domatesler, bir ezilmiş domatesler. Fiyat farkı vardır. Kaliteli sebze üretmek her zaman için verimin yüksekliğinin yanında ikinci gelir getirebilecek durumdur. Bu yüzden de bakım işlemlerinin zamanında yapılması, dikkatli yapılması gerekmektedir. Ben teşekkür ediyorum. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi Başkan Hocam da kısa bir süre yapmak istiyor. 10 dakikayı geçmemek şartıyla hocam. Sayın Kaymakam, kıymetli belediye başkanım, değerli gıda tarım hayvancılık müdürüm, kıymetli TKDK koordinatörüm, değerli protokol üyeleri, kıymetli çiftçilerimiz, çalışmalar sırasında ta Kasım ayından bugüne kadar Sayın Belediye Başkanı ev sahipliğinde çok kıymetli çalışmalar yaptık, yürüttük. Meclisi çalışma grubu olarak beraber çalıştığımız hem gıda tarım hayvancılık müdürlüğü hem Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün kıymetli şeyleriyle, katkılarıyla yaptığımız çalışmanın sonuçlarını ben meyvecilik açısından değerlendirip onlarla ilgili bir sunum. Biz normalde meyvecilikle ilgili 5 temel başlıkta çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bunları tek tek değerlendirdik. Mevcut kayısı alanlarının değerlendirilmesi, yeniden değerlendirilmesi, sulamaya açacak alanlarda meyvecilik faaliyetleri, eğitim çalışmaları, yetiştiricilikle ilgili mevcut üretimde var olan ya da önümüzdeki sulama sezonu, sulama sürecinden sonra görülmesi muhtemel risklerle ilgili ve artık mevcut meyvenin değerlendirilmesiyle ilgili diye 5 tane temel başlık var. Bu temel başlıklar altında maddeler halinde bunları değerlendirdik. Kısaca bahsedip geçeceğim. Şimdi Kayısı açısından don riskinin olduğu bölgeler malum. O alanlarda Kayısı'da diretmek de çok uygun değil, onu kesinlikle söylemek istiyoruz. Yani bir don mevzusu var, Tarsim'in işte primle ilgili birkaç şeyleri de varmış, artık devlet de destek vermeyecek ama çiftçimizin de o bölgelerde özellikle kayısı yapacağız diye inat etmelerinin hiçbir mantığı yok. Onda inat etmemek lazım. Ne yapmamız lazım peki? Meyveye de alışmışsak, hani kayısı yok ama biz meyvecilik yapmak istiyoruz. O zaman alternatiflerimiz var. Yani şeyin yerine, kayısının yerine yapabileceğiniz meyvelerle ilgili işte badem ve ceviz başta olmak üzere çalışma grubundan çıkan meyve türleri bazında bunların teferruatı daha sonradan şey yapılır ya da hangi bölgede hangisinin olacağıyla ilgili değerlendirmeler yapılır, ona göre karar verilir ama üzerinden netleşilen türler işte üzüm, dut, ceviz ve bademi söyledim, çilek, ahududu, böğürtlen, elma, armut, Trabzon hurması, ayva, şeftali, nektarin ve yine bu sert çekirdeklerin içerisinde bulunan
Ergin de yer aldığı kurutmalı kuruttan yapılabileceği. Peki meyvecilik yapılmak istenmiyorsa, Bevzi Bey'in sunumunda bahsedildi, hem sebzecilikten hem özlem bahsetti. Hem de yem bitkileri özellikle hayvancılık organize ihtisas bölgesinde yapılacağı için ön plana, yani meyvecilik yapmak istemiyorum, don sorunu var. O zaman onun yerine sebze ve tarla bitkisi türlerinden yem bitkileri başta, şeker pancarı ağırlıkta, ayçiçeği, ondan sonra buğday arpa zaten susuz koşullarda da devam ediyor. Ve sebzecilikte de yine benden önceki sunucuların bahsettiği üretimler yapılması lazım. Peki, don riski olmayan ama bakımsızlık ya da yaşlılık gibi nedenlerle ekonomik olmaktan çıkmış bahçelerde neler yapabilecek? Ekonomik ise zaten don yoksa, herhangi bir sorun yoksa, bunu da kesinlikle öyle ifade etmek isterim. Biz kayısı için alternatif bir meyveyi bölgeye sokma çabası içerisinde kesinlikle değiliz. Yani kayısı ekonomik olarak yapılıyorsa, don riski yoksa, herhangi bir sorunu yoksa kesinlikle kayısıyla devam edeceğiz. Ama don riski var, bahçeler yaşlanmış, yapamıyoruz denildiği zaman bizden tavsiye isteyeceksiniz. Ona göre işte meyve ise bahsettiklerim, değilse de sebze ve diğer yem bitkiler üzerinden hareket etmemiz lazım. Peki sulamaya açacak alanlarda meyvecilikle ilgili faaliyetler. Az önce söyledim, hiçbir sorun yok, don da yok vesaire, kayısıyla devam. Diğer bölgelerde az önce saydığımız, yani kayısının olamadığı da yapamadığımız bölgelerde de şeyden devam. Peki bölgede sertifikalı tohum başta olmak üzere fide fidan kullanımıyla ilgili. Bunlarla ilgili biz ciddi bir tavsiyede bulunacaksak, o zaman çiftçinin ya da sizlerin kaliteli sertifikalı materyale, başlangıç materyaline ulaşımını sağlamamız, kümeleşmeyle ilgili fidancılık firmalarının yapılması, bunun desteklenmesi anlamında önemli, ama böyle bir sıkıntıyla da şey yapabiliriz, bunun da tedbirini almamız lazım ya da o şekilde belki üretime başlayacak fidancı yerelde, daha sonra da diğer Malatya'nın çiftçisini de belki fidancısını da buraya çekebileceğiz. Yüksek rakımlı yerlerde organik tarımdan Özlem Hanım da bahsetti. Organik tarımla ilgili meyveciliğin organik ayağı yine yapılabilir. Eğitim çalışmalarla ilgili işte mevcut üretimde var olan, yani sulamadan önce de var olan bir meyvecilik şeyimiz var. Bunda da sorunlarımız var. Budama başta olmak üzere işte bahçe tesisiyle ilgili, hasatla ilgili, ilaçlamayla ilgili, gübrelemeyle ilgili, sulamayla ilgili, bunların hepsini eğitim çalışmaları kapsamında halletmemiz gereken şeyler, hususlar. Peki sulamayla var olacak bir ürün deseni değişikliği de var. Buna yönelik de yetiştirme tekniğiyle ilgili yapabileceğimiz eğitim, bizim de içinde bulunduğumuz ya da Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nün ya da Meyvecilik Araştırma'nın da ya da Paydaş Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunabileceği eğitim kursları. Bitki korumayla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bunlarla ilgili de ilaç nasıl uygulanır, çiftçi kendisini nasıl muhafaza eder, nasıl tedbir alır, onunla ilgili de uygulamalar. Bu işlemler sırasında kamusal alandaki destekler nedir diye yansıda gördüğünüz kurum ve kuruluşlar kapsamındaki desteklerden çiftçiyi haberdar etmemiz lazım. Bu işin şeyleri var, uzman kurumları var. Onlarla ilgili de bilgilendirme, yani çiftçiyi kendi başına bırakmak değil, desteklerden haberdar etmek. Peki yetiştiricilikte var olan ya da görülmesi muhtemel risklerle ilgili, bunlar ne işte? Budama bir defa ciddi en büyük sorunlardan bir şey. Yani budamanın kesinlikle çok iyi planlanması ve yapılması lazım. İşte belli bir yaştan sonra kayısı budanmaz ya da meyve ağacı, öyle o yanlış şeyleri kafamızdan silmemiz lazım. Hiçbir şey yapmasak bile her sene bahçemizde ya da ağacımızın altından bir tur atıp geçmemiz lazım. Yani budama kesinlikle önemli. Yani sulamanın, gübrelemenin, toprak işlemenin etkisinin ortaya çıkmasını istiyorsak budama da en az bu saydığım 3-4 tane faktör kadar önemli. Ona da dikkat etmemiz lazım. Bitki koruma ürünlerinin hastalık zararlar için kullandığımız ilaçların doğru kullanımını öğrenmemiz ya da uygulamamız lazım. Yani diyoruz ki mesela 20 litrelik bir pompaya 10 mililitre ilaç koyacaksın. Hocam 20 mililitre koysak daha iyi öldürmez mi? Böyle bir şey yok. Ya da 20 mililitreye koyulacak şeyi 40 mililitreye ilacım az kalmış, ancak bu kadar. Böyle bir şey yok. Fazlası da olmuyor, azı da olmuyor. Yani zamanlaması da. Onun için doğru kullanım ilaçların hem de cebimizden giden para olarak düşünmemiz lazım. Tür ve çeşit seçimiyle ilgili biz tür şeylerini burada verdik ama bakın burada gördüğünüz yansıda 9 tane elma. Bakın elma ama hepsi elma. Hepsi de farklı çeşitler. Yani biz bu işe girerken
İşte Brewburn mu yapacağız, Starking mi yapacağız, Granny Smith mi yapacağız, Golden Delicious mi yapacağız? Çeşitle ilgili de çok dikkatli. Hatta bununla ilgili bizim çalışmalarımız sırasında, az kaldı başkan bakıyor. Çalışmalarımız sırasında bunu değerlendirecek bir komisyon gibi bir şey oluşturalım. Ondan sonra karar verelim, arazileri görelim. Ona göre kendi başımıza gidip de adı sanı belli olmayan tür ya da çeşitlere yatırıp bahçe kurmayacağız. Çiftçi sağlığı az önce söyledim. Bu bitki koruma uygulamalarıyla ilgili. Sağlık ve güvenliğimizle ilgili. Yeni bahçe tesis edecek uygun alanların belirlenmesiyle ilgili. Kalifiye eleman yetersizliği az önce Sayın Müdürüm hasat işçiliğinden bahsetti. Ciddi sorun. Bununla birlikte aynı şekilde budamada da yine ciddi sorun var. Onunla ilgili de işte paydaş kurumlarla eğitim yapıp çiftçilerimizi bilinçlendirip sadece sertifikalı ya da işte belgeli melgeli değil, direkt arazide uygulamalı olarak bizim hasatla ilgili, budamayla ilgili kalifiye eleman şeyini yetiştirmemiz lazım. Değerlendirmeyle ilgili meyvenin değerlendirilmesi, belki ilk etapta kayısıyla ilgili şey yapıyoruz. İlk aklımıza gelen de hemen reçel, meyve suyu vesaire ama değil, bizim için Malatya'da bence en önemli şey ne? Kuru kayısının değerlendirilmesi. Ya da ham madde olarak kuru kayısının işlendiği yeni mamullerin geliştirilmesi. Yani kayısının her şeyi para ediyor ama bizim sorunumuz kuru kayısıyla. Kuru kayısını değerlendirecek yeni işleme teknikleri. Meyve suyu fabrikası da kurarız, konserve fabrikası da kurarız, reçel fabrikası da kurarız ama bu kayısının farklı ayakları. Biz kuru kayısıyı nasıl değerlendireceğiz? Asıl şeyimiz o. Muhafazayla ilgili hasattan sonra soğutmalı sistemlerle, depolarla vesaire meyvenin ömrünü uzatmamız lazım ve artık en son noktada da birlik olmamız lazım. Yani bu dernekler babında işte